Modern tiyatro, komedi. Komedi, insanların ve olayların gülünç taraflarını ortaya koyan sahne eseridir. Amacı, kişilerin ya da toplumun gülünç yanlarını ortaya koyarken seyirciyi güldürme yoluyla düşündürmek ve doğru yola yöneltmektir. Komedi de tıpkı trajedi gibi antik Yunan'da Dionysos adına yapılan şenliklerden doğmuştur. Komedi, Yunanca'da komos ve oidia kelimelerinin birleşmesinden doğan halk türküsü demektir. Komedinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Konusunu günlük hayattan, sosyal olaylardan seçer. Yaşamın gülünç yönleri yansıtılır. Kişiler genellikle halkın arasından seçilir. Anlatımda kusursuzluk aranmaz, kaba sayılan hatta küfürlü sözlere yer verilir. Çirkin, kaba olaylar seyircinin gözü önünde işlenir. Beş perde olur, manzum olarak yazılır. Üç birlik kuralına uyulur. Yani olayda, çevrede ve zamanda birlik aranır. Klasik komedilerin dışında kalan komediler düz yazıyla da yazılır. Zaman ve çevre birliğine uyma mecburiyeti yoktur. Perde sayısı sınırlanmaz. Komedi çeşitleri. Töre, entrika ve karakter komedisi gibi türleri vardır. Töre komedisi. Bir çağın, bir toplumun gelenek ve göreneklerini, ahlakını, bunların gülünç yanlarını ele alır. Molière'in Gülünç Kibarlar, Gogol'ün Müfettiş ve ilk yerli tiyatro eserimiz Şair Evlenmesi adlı eserler töre komedisidir. Entrika komedisi. Olayların karışıklığı, şaşırtıcılığı üzerinde duran, merak ve coşku uyandıran komedilerdir. Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası, Molière'in Scapin'in Dolapları adlı eserler entrika komedisidir. Karakter komedisi. İnsan karakterinin gülünç ve eksik yanlarını anlatan komedilerdir. Molière'in Cimri, Shakespeare'in Venedik Taciri adlı eserler karakter komedisidir. Vodvil. Önceleri şarkılı, müzikli oyunlara denmiştir. Sonraları bol entrikalı, alaylı, çok hareketli, kaba saba davranışlarla sürüp giden hafif komedilere de vodvil denmiştir. En ünlü komedi yazarları. Yunan'da Aristofanes, klasik Fransız edebiyatında Molière'dir.